Bir yandan da burada harfiyatımız alımı devam ediyor. Ben çok yorgunum çünkü bugün Marmaray ve metrobüs yoluyla gelmeye çalıştım. Ama çok kötü bir hava vardı. Trafik vardı. Şimdi burada bir rögar kapağı görmemiz lazımdı. Harfiyatın içinde kalacak dedik ama kalmadı. Yani içinde yok şu an. Burada çok soğuktu. Kısaca bir bilgi vereyim dedim ama burada harfiyat devam ediyor. Belki bunun altında bir rögar buluruz. Şimdi demirci... Evet, boşlukları da tek tek açtık. Böyle eski kolonlara birleşecek şekilde bağlantılı yerlerini de açıyoruz. Sadece açıyor onları. Farklı görünüyor mu bilmiyorum ama bu şekilde açılmalar var. İçindeki borular buradaki eski sulama kanalları, o yüzden onlar çok önemli değil bizim için. Sulama yok artık. Size biraz şantiyemin ağaçlarından göstereyim. Bir sürü ağaçlarım var. Kompaktör nedir? Kompaktör şu an çalışan alet deniyor. Mıcırı zemine güzel bir şekilde sıkıştırıyor. Bu şekilde. Önce sulama yapılıyor. Sulama yapılması sebebi de toz çıkmaması için aslında. Ekstra bir nedeni yok. O yüzden böyle bir işlem yapılıyor. Herkese merhaba. Bugün hiç size günaydın diyemedim. Günaydın diyeyim. Öyle oldu. Şimdi biz buraları böyle açtık ama şimdi rögarlarımızı açıyoruz. Evet, sizi böyle tutarak daha rahat anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi binalarımızda biliyorsunuz ki giderlerimiz var bizim. Pis su giderlerimiz var. Sonra çatılarımızdaki yağmur suları var. Onların giderleri var. Ve bunların hepsinin bir gidişatı var. Gidişatlarımıza da biz rögar diyoruz. Rögar kapakları diyoruz. Rögarlarımız oluyor. Binamızda açıkçası eski yapıdan kalan bir sürü rögarımız var. Ama birçoğunu test ettik. Yani güzel gidişlerimiz yok. Güzel, yani istediğimiz gibi bir sağlıklı gidişatımız yok. O yüzden şimdi onlara ya yeni rögar yapılacak ya da işte eskileri tamir edilip kaynağa bağlanacak. Ama şimdi şöyle, kaynağımız çok uzak. Yani bağlanan taraflardan da körelmişler var. Şimdi onları nasıl çözeceğiz? Önce bir rögar yerlerimizi açtık. Rögar yerlerimiz de böyle şu akstan geliyor ve 4-5 tane, hatta 4-5 tane demeyeyim, 4 tane rögarlarımız var böyle. Ve bir tane de biz ekstra burayı açacağız. Bu ağacın olduğu yeri açacağız.
Ve bunları pimaşlarla böyle birbirlerine bağlayacağız. Ve hem yağmur sularını, yani buradaki olukların geldiği suları ve içeriden gelen pis suları biz bağlayacağız, ama hepsini bir araya bağlamıyoruz. Yani pis su giderlerimizle yağmur sularını ayrı rögarlara bağlıyoruz ki rögarlarda taşma yapmasın. Bu sefer kan ve reva oluyor. O yüzden çok kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Onları engelliyoruz. Başka şimdi binanın eski yapısından kalan birkaç tane şey vardı. Borular vardı. Onları köreltilecek şimdi. Şimdi başka ne diyebilirim? Bugün davlumbazlarımız da bu mutfak kısmında. Ve mutfak kısmındaki davlumbazlarla biz yaparak yukarı bunların hepsini çıkartıyoruz. Onları da size yapım aşamasında göstereceğim zaten. Yani bunları niye kaynaklara bağlıyoruz? Çünkü bütün binaların toplanma alanları var ve binalar bütün giderlerini bir toplama alanında tutuyor. Ve o büyük yerlerden, toplama alanlarından bir dışarı akış gidiyor. Şimdi bugün güçlendirmemizin de bir kısmı bitecek. İkinci çaprazımızı atmak için kenardaki perdelerimizi kırdık. Perdenin bir tanesini kırdık, diğer perde kaldı. Onu da kıracağız, onları da güçlendireceğiz. Ve size şimdi şeyi göstereyim. Eğer bir eski yapıda tadilat olayımız varsa, ki bizim şu an asıl amacımız tadilat. Tadilat olayımız varsa biz şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kolonlarımızı birazcık temizlediğimizde çıkan sonuçlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde güçlendirmenin pek bir anlamı kalmıyor. Mesela şurada göstereyim size. Şöyle. Burada demir böyle çıktı. Bütün bir şekilde çıktı. Bu hiçbir şekilde eşliğe yok. Eşliği göremiyoruz. O yüzden biz de şöyle yapacağız. Bunun hepsini koyacağız. Eşliği bulana kadar sayacağız. Soyduktan sonra rabisteli ile birlikte saracağız. Güzelce etiyeler yapacağız. Çünkü bir deprem esnasında bu sallandığında ve buna yük bindiğinde bütün içindeki o yük kolonlar patlama yapacak. O yüzden biz onları etiyelerle böyle tutturursak hiçbir şekilde sıkıntı kalmayacak. Biz şimdi onları yapacağız. Mesela burada da böyle. Bunlar bitirilir. Bir ihtimal yukarısında bunun etriyesi var. Ama yine de çok bir şey yok. Biz bunları düzelteceğiz ve rapisteliyle geçeceğiz. Burada bükümler var. Zaten güçlendirmenin amacı bu. Çok eski yapılar bu arada. Bir de size kumdan bahsedeceğim. Şimdi buraya dökülen betonu görüyorsunuz. Betonumuz bu. Ama içine fark ederseniz böyle deniz kabukları var. Yani buraya deniz kumu kullanılmış. Deniz kumu kullanıldığı için bizim binamızda tabii ki sıkıntı buradan başlar. Çünkü deniz kumu biliyorsunuz ki tuzlu. Ve tuzlu olduğu için demir ve tuz birleşince tabii ki paslanmalara sebep oluyor. O yüzden ileriki binanızın su almasına gerek yok. Kullandığınız şeyle de betonun kum cinsi. Herkese günaydın. Bugün cumartesi. Yarın tatil. Ve Papçı şarkısı ile birlikte. Bayağıdır Papçı oynamıyorum. Çok özledim diyebilirim. Maalesef oynayamıyorum sırasında. Bakalım bugün şantiyemizde neler olacak? İkinci haftamızda neler bitirmiş olacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bugün birkaç tane yazı aldım. Güçlendirme ilgili detaylı bir bilgi istediler. Ben de bugün size detaylı bir bilgi vereceğim. Takipte kalın. Evet, şimdi burayı kazıyoruz. Güzelce. Rögar bağlantımız böyle devam edecek. Operatörümüz burada. Çalışıyoruz. Baretimi takmadım daha. Takayım. Evet, baretimizi de taktık. Şimdi size bu kolon güçlendirme ile ilgili detay vereceğim. Daha detaylı anlatacağım. Şimdi şöyle en baştan başlayayım. Numuneler alındı. Numuneler de biliyorsunuz ki kolonların içinden böyle bir
parça alınıyor. Ondan sonra onlar teste giriyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onlar ölçülüyor. Ondan sonra yavaş yavaş bitiriyoruz. Ben de kahvaltımı yapayım. Daha yapmadım. Sadece kahvaltımızı yaptıktan sonra başlayalım.